kısıtlamalarının hafifletilmesiyle birlikte hava yollarının sefer yaptığı nokta sayısı artmaya başladı. Pandemi döneminde de dünyanın en çok noktasına uçuş yapan havayolu olan Türk Hava Yolları, önümüzdeki dönemde 4 yeni noktaya sefer yapacağını duyurdu. Bayrak taşıyıcı 27 Mayıs'ta Seattle, ABD, 1 Haziran'da Juba, Güney Sudan, 7 Haziran'da Buhara, Özbekistan ve 11 Haziran'da Tivat, Karadağ uçuşlarına başlıyor. Türkiye'nin Nisan ayına dair ihracat rakamları belli oldu. Savunma ve havacılık ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla %29,6 artarak 392 milyon 187 bin dolara ulaştı. 1 Ocak 30 Nisan tarihlerini kapsayan 4 aylık ihracat ise %42,3 artışla 1 milyar 351 milyon 144 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin 12 aylık ihracatı %28,6 artışla 240 milyar doları geçti. Savunma ve havacılığın son 12 aylık ihracatı da %39,7 arttı ve 3 milyar 612 milyon 99 bin dolar oldu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Nisan ayında 11 milyon 616 bin 346 kişinin havayolu ile seyahat ettiğini bildirdi. İç hat yolcu trafiği 5 milyon 389 bin 967, dış hat yolcu trafiği 6 milyon 196 bin 846 oldu. Nisan'da toplam yolcu trafiği gerçekleşmelerinde 2019'daki yolcu trafiğinin %73'üne ulaşıldı. Ocak-Nisan döneminde yolcu sayısı ise 41 milyon 250 bin 184'e ulaştı. İç hatlarda 21 milyon 343 bin 503, dış hatlarda 19 milyon 809 bin 479 kişi seyahat etti. Stratolaunch, dünyanın en büyük uçan uçağı Rock'un 5. uçuş testinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Uçak, Mojave Çölü üzerinde 4 saat 58 dakika uçtu ve 6858 metre yüksekliğe ulaştı. 5. uçuşta Talon A hipersonik araçlarını taşımak ve serbest bırakmak için kullanılacak bağlantı elemanı pilon test edildi. Sesten hızlı uçakların uzaya fırlatılması için mobil rampa olarak görev yapacak olan ROK, ilk uçuşunu Nisan 2019'da yaptı. 6 adet Boeing 747 motoru bulunan uçak, 117 metre kanat açıklığına ve 227 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip.